Galatasaray bay geçtiği haftada neredeyse lider olacaktı. Haftanın oynamadan tek kazananı. Kazananı. Çok enteresan. Yani şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden bir tek Alanya Spor kazandı. Ben Alanya Spor'u da şampiyonluk yarışındaki takımlardan sayıyorum. Onun dışında Fenerbahçe kayıp hocam. Trabzon, beraberlik. Beşiktaş kayıp, mağlup kaybetti. Başakşehir kayıp. Başakşehir kayıp. Bir tek Galatasaray kazandı. Enteresan. Bence Galatasaraylılar açısından ayrı bir keyif haftasıydı. Diğer yandan yani Galatasaray'da işte Babeller, Ardalar çok fazla eksik birikti. Berhandalar. Ama o ara sanki Galatasaray daha doğru bir şeyi oynamaya başlamıştı zaten şu araya girene kadar. O da enteresan. Hani Galatasaray'da oynayamayan kadro oynayan kadrodan daha değerli. Bunu konuşacağız. Emre Kaplan telefon attığımızda Galatasaray muhabirimiz. Sevgili Emre, Galatasaray'da Onyekuru ve Seri konuşuluyor. Bu transferlerin akıbeti nedir? Bugün Niko Kovac hocanın Monaco'nun başında olduğum sürece Onyekuru bu takımda forma giymeyecek açıklamasını gördüm. Nasıl değerlendiriyorsun? Devre arası bu iki isim biter mi? Aslında Onyekuru ve Seri'yi zannediyorum ki Haziran ayından beri konuşuyoruz. Konuşmaya da devam ediyoruz. Kovac'ın sadece söylemi değil eylemleri de zaten sezon başladığından beri sadece ilk iki maçta Onyekuru görev almıştı. Sonrasında bir daha forma yüzü göremedi. Galatasaray tarafına dönecek olursak bu işin. Galatasaray'da Onyekuru'yu geçtiğimiz sezondan bu yana Fatih Terim'in hep istediği isimlerin ilk sırasında görüyoruz. Ki hatta geçen sene transfer döneminde Falcao ismi çok fazla konuşulurken dahi Fatih Hoca önceliğinin Onyekuru olduğunu ifade etmişti yeniden kiralanması konusunda. O dönem olmadı, devre arası oldu. Şimdi yine buna benzer bir senaryo olur mu? Burada şöyle bir engel var. Şu an itibariyle bunu söyleyelim. Onyekuru tarafı İstanbul'a gelmeye oldukça istekli. Zaten oyuncu İstanbul'da Galatasaray'da çok mutluydu ama bir takım mali şartların yerine getirilememesi ve orada sözleşme yükümlülükleri nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldı ve yeniden kiralanması söz konusu olmadı. Burada da Galatasaray yönetimi Onyekuru'nun yeniden transferine çok sıcak bakmıyor. Fatih Hoca'nın bu konuda bir isteği var. Onyekuru'nun yeniden kadroda olmasına dair ama yönetim geçen sezon Monaco kulübüyle yaşanan olaylar nedeniyle o ödemeyle alakalı problemler, sözleşme bitmeden aslında tabii ki pandeminin getirdiği olağanüstü durumlar var ama sezon bitmeden daha doğru bir ifadeyle Onyekuru'nun ayrılması ve Monaco'nun burada devreye girmesi nedeniyle çok sıcak bakmıyor. Ama önümüzdeki günlerde bu durumda bir değişiklik olabilir mi? Menajeri sıklıkla İstanbul'a geliyor, bir takım görüşmeler gerçekleştiriyor. Bir yandan Onyekuru'nun bonservisini almak için talip olan takımlar da var ama şu anda Onyekuru'nun rotası Onyekuru tarafından bakıldığında İstanbul'a doğru çevrilmiş vaziyette. Burada Galatasaray yönetiminin tavrı belirleyici olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde burada bir değişiklik olursa bunu aktarırız. Seri ile ilgili durumda da aslında geçen yaz transfer döneminde yine en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi Seri. Sonrasında Fulham'da kadroda kendisine yer bulamadı. Yine oyuncu tarafında Seri'nin gelme yönünde bir isteği var. Ama şu an Galatasaray adına yaz transfer döneminde olduğu kadar bir öncelik değil. Yani o listenin orta saha listesinin ilk sırasında yazan isim Jean-Michel Seri değil. Hatta ilk sırada yazan ismi de söyleyelim isterseniz. Salih Uçan'ı devre arasında eğer Galatasaray transfer edebilirse ki sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Alanya Spor'la bir anlaşma sağlanıp devre arası transfer edilebilirse zaten orta saha konusunda başka bir arayış kalmayacak. Çünkü zaten Tayland'dan orada faydalanıyor Fatih Hoca. Elindeki alternatifleri de en azından Seri'ye tercih edebileceğinin ötesinde şu an yeterli görüyor. Ama Salih'le ilgili durum farklı olursa Alanya Spor eğer yeni bir sözleşme imzalayabilir. Tabii burada kozlar şu anda Alanya Spor'un elinde sözleşmeli futbolcusu. Ya da devre arasında bir anlaşma sağlanmayıp iş sezon sonuna kalırsa Seri biraz Galatasaray'ın elindeki bir alternatif gibi. Çünkü prensipte Galatasaray evet demiş vaziyette. Aslında yaz transfer döneminde de oyuncu tarafı istekliydi. Fakat kulübü o dönem bonservisiyle göndermek istediği için bu transfer olmamıştı. Artık faydalanamadıkları için en azından sezon sonuna kadar kiralık göndermeye sıcak bakıyor kulübü. Ama dediğimiz gibi burada Galatasaray'ın tercihi ve Salih Uçan'la ilgili durum belki de biraz daha belirleyici olacak gibi gözüküyor Seri meselesinde. Peki sevgili Emre, tabii bu arada bir de kaynak lazım. Marcao deniyor, Luyendama deniyor. Bu oyunculara talip olduğu söyleniyor. Sen Galatasaray'da bir ayrılık bekliyor musun? Aslında şu anda yine yaz transfer dönemine referans vermekte fayda var. Son günlerde Marcao ile ilgili masaya konmuş 12-13 milyon euroları bulan bir teklif vardı. Fakat Galatasaray kulübü bu rakamların biraz daha üstüne çıkılmasını istiyor.
Aynı şekilde Luyendama için henüz gelmiş somut bir teklif yok. Bunun altını çizelim. Galatasaray'a ulaşmış herhangi bir yazılı teklif yok. Ama menajerler vasıtasıyla bir takım İngiltere'den ve İtalya'dan kulüplerin Luyendama'ya da ilgisinin olduğu biliniyor. Galatasaray yönetimi bunları değerlendiriyor. Fatih Terim'in buradaki bakış açısına dönecek olursak, Fatih Hoca da iki oyuncudan bir tanesinin satışına izin verebileceğini ifade ediyor. Marcao da Luyendama. Bu iki isimden bir tanesi eğer beklenen düzeyde, ki beklenen düzey dediğimizde 15 milyon euronun üzerindeki rakamlar, Galatasaray yönetiminin beklentisi bu yönde. Bu rakamlardan bir tanesine teklif gelirse satılmasına izin verilebileceğini Fatih Hoca da yönetime ifade etti, ama altını çizelim, sadece bir tanesine. Diğeriyle ise hangisi kalırsa, Marcao'ya da Luyendama'dan, bunlar tekliflere göre değerlendirilecek. Kalanıyla da sözleşme uzatılması ve uzun vadede değerlendirilmesi, ki Marcao'nun sözleşmesinin bitmesine biraz daha kısa bir zaman var. Buradaki tercih belki Marcao'nun sözleşmesinin uzatılması yönünde olabilir, ama bunu da gelecek teklifler belirleyecek. Ama bir kez daha altını çizelim, hangisine teklif gelirse, tatmin edici bir teklif gelirse satılmasına izin verilecek. Bunu net olarak söyleyelim. Emre Kaplan, çok teşekkür ederim aktardığın bilgilerden dolayı. Bir de Arda Turan'la Ivan Rakitic için bir yazışması vardı. Instagram'da mıydı o, Ercan? Evet, okudum ben onu. Evet, ona bakalım. Evet, Arda Turan bu fotoğrafı paylaşıyor. Ivan Rakitic de altına yorum yapıyor hocam. Cimbom gol 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 diye. Evet, cimbom gol 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 Rakitic için. Arda Turan da gel beraber olsun yazmış. Gel beraber oynayalım diyor. Rakitic Galatasaray, bu muhabbetten böyle bir transfer dedikodusu çıkar mı bilemiyorum ama Ivan Rakitic. Evet, İki arkadaş arasında bir sohbet canım yani. Sohbet gerçeğe dönüşecek. Ama biz böyle şeylerden hemen bir şey çıkartmayı seviyoruz ya toplum olarak. Acaba evet mı falan diye. Yani iki arkadaş arasında gayet normal bir sohbet. Ama yani Ivan Rakitic için cimbom gol 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 tezahüratını Arda'dan öğrenmiş olması da başka bir hikaye tabii. Tabii öğretmiştir canım, doğrudur. Öğretmiş midir hocam? Ya biz de oynadığımız dönemde yabancı gelen oyunculara neler öğretiyorduk. İlk ne öğrettiniz? Yani. Nasıl? İlk ne öğrettiniz? Şimdi hal ve hatır sorma. Nasılsınız? Bugün iyi uyudunuz mu gibi gayet nezaketli şeyler. Kesinlikle. Moderatörümüz mevzudan böyle bir manşet çıkartmaya çalışan bir moderatör olmuş olsa sana şeyi sorardı. Ey sevgili Ceyhun, Ortega'ya ne öğrettik diye Mehmet sorardı. Lütfen. Ama öyle bir çocuk değil. Öyle bir çocuk değil. Yok. Yok, ben ondan hiç gocunmuyorum. Yakın zamanda da gerçekte ne olup bittiğini sosyal ya, bir yerde paylaştım, anlattım evet yani. Hani yerel herhangi bir yerde, ulusal bir kanalda söylemedim ama sosyal medyada aradan çok zaman geçmiş. Tabii. Onun ne olduğunu anlattım. İzleyenler biliyordur ne olduğunu artık. Ya biz ortalığı karıştıracağız. İstersen anlatırız hocam. Yok, şey dinleriz. Yok, gerek yok. Öyle mi? Peki. Şu an gerek yok öylesine. Ben Ceyhun Hoca'dan bu tepkiyi alacağımızı bildiğim için sormamayı tercih etmiştim. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Onu huzur hissetmeyeyim. Programımızda ilk kez misafirimiz. Kötü polisi mi ya ben onu? Hayır, muhasebe kısmına bakıyordunuz. Ya bu arada, futboldan ne kadar para kazandın gibi bir soru sormanı bir bekliyorum. Bir şey daha merak ettim. Şimdi bu Emre Kaplan konuşurken dedi ki, ısrarla iki kere söyledi, hatta üç kere. Ortega'nın İstanbul'a niyeti... Aman Ortega nereden çıktı? Onyekuru'nun İstanbul, Onyekuru'nun evet yolu İstanbul'a düşer falan dedi. 2-3 evet tane orada gizli özne kullandı. Hayır, istiyor da dedi. Yani İstanbul'u mutluydu. Ama bak, İstanbul'u dedi, istiyor dedi. Ha, İstanbul diyorsun sen, anladın. İstanbul'dayım. Tamam, senin kafa başka yere gidiyor. Başakşehir olur, Kasımpaşa olur. Fenerbahçe olur diyorsun. Karagümrük olur, İstanbul Spor olur. Değil mi? Olabilir. Şimdi menajeri Davi... Karagümrük yakında Milan'ı satın alacak neredeyse. Oradan çok oyuncu alıyor. Ya ben de Onyekuru'nun bu devre arasında Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum da hangi takım onu... ya Fenerbahçe'nin listesinde var. İstanbul çok dedi şey Emre Kaplan. Evet. Galatasaray muhabiri çok İstanbul diyorsa. Onyekuru bizim taraftarımıza çok hitap ediyor. Oyun anlayışımıza çok hitap ediyor. Yani Avrupa'da Onyekuru'nun o tip oyuncuların çok fazla uzun süreli istikrarlı oyun oynayacağını düşünmüyorum. Yani daha bizim hoşumuza giden, çabuk süratle alıp götüren oyuncular. Onyekuru mutlaka gelecek ülkemize. Yani bu yıl olmasa bile seneye mutlaka gelecek diye düşünüyorum. Avrupa'da ki oyun anlayışıyla biraz Onyekuru'nun oynadığı oyun arasında fark var. Peki hocam, Trabzonspor'da Abdullah Avcı Hoca ve takımın performansı, devre arası transferleri çok konuşuluyordu ki arkadaşlarımız bir kıyaslama hazırlamışlar. Şimdi Edin İbtin Hoca ile Abdullah Avcı Hoca kıyaslaması bu.
Kayseri deplasmanında beraberlik aldı Trabzonspor. 20-21 sezonu Eddie Newton 7 maç 1 galibiyet 2 beraber.